Değerli arkadaşlar, bu gece tekrar iyi akşamlar diliyorum sizlere, ikinci kez olmak üzere. Evet, FED kararı açıklandı. Piyasaların merakla beklemiş olduğu bir karardı malumunuz üzere. Bir önceki enflasyon raporuyla ilgili olarak bugün sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon kararının yorumuna dair analizde çok önemli bir şeyler eğer FED'den çıkacak olur ise ikinci bir analiz yapabileceğimi söylemiştim. Ve FED gerçekten kendisinden bir anlamda beklenmeyecek kadar son toplantılarındaki tavır ve ses tonunu dikkate aldığımız zaman kendisinden beklenmeyecek kadar güvercin bir tutum sergiledi ve çok ciddi açıklamalar yaptı. Çok kararlı açıklamalar yaptı. Ve tabii ki bu yapılan kararlı açıklamaların etkisi ise derhal piyasalara yansıdı. Dolarda önemli bir değer kaybı, genel anlamda dünya piyasalarını dikkate aldığımız zaman dolar kurunda önemli bir değer kaybı yaşanmaya başlandı. Şurada görmekte olduğunuz gibi euro dolar paritesinin 1.15'lere atak yaptığını gördük. Yine dolar endeksinde bir düşüş yaşandığına tanık olduk ve tabii ki Türk lirasının da 5.21'ler seviyesine doğru hızlı bir geri çekilme yaşadığını izledik. Şurada da göreceğiniz gibi arkadaşlar FED kararı öncesinde 5.27'ler civarında iken bu bir 15 dakikalık grafiktir. 5.27'ler civarında iken FED kararının hemen arkasından bu kararı mütakiben 5.21'li seviyeler görüldü ve şu anda da 5.23 civarında hareket etmekte olan bir dolar TL kurunu görmekteyiz. Peki arkadaşlar, FED veya FED Başkanı Jeremy Powell ne söyledi de bu kadar etkili oldu konusuna gelecek olursak. Arkadaşlar, FED Başkanı çok net bir, öncelikle bir faiz artırımı yapılmadı. Bunu zaten biliyorsunuz. FED Başkanı'nın açıklamaları içerisinde veya toplantı tutanaklarının içerisinde en önemli unsur ek kademeli faiz artırımı ifadelerinin kaldırılmış olmasıydı. Arkadaşlar, bu konu gerçekten çok önemli. Malumunuz üzere FED'in 2019 yılı için 4 faiz artırımı ve gerekirse de ek faiz artırımlarına dahi gidebileceğine dair bir raporu bulunmaktaydı. Her ne kadar son dönemlerde FED'in faiz artırımlarına ara vereceği veya 4 değil de 3 değil de 2 hatta 1 belki de hiç artırmayacağına dair beklentiler sürekli gündemde idi ve FED öncelikli olarak faiz artırımları konusunda ek artırımlar yapmayacağına dikkat çekti. Tabii ki bu ek artırımlar konusu piyasanın beklentisine uygun, onun kulağına hoş gelen bir yaklaşımdı. Piyasa bunu FED'in artık faiz artırımlarını çok ciddi ve kararlı bir şekilde ara verdiği, mola verdiği, hatta hiç faiz artırmayacağı yönündeki beklentileri artırdı. Powell dedi ki ekonomi çok iyi durumda. Her şey mükemmel gidiyor. Yani işsizlik verileri son yılların en düşük seviyelerinde, enflasyon için hedeflediğimiz %2'lik oranın çok yakınlarındayız. Her şey planladığımız gibi gidiyor dedi. Bir yandan bunları söyledi ama yani her şeyin mükemmel olduğunu, ABD ekonomisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını ifade etti ama piyasalar belki de en çok şunu duymak istiyordu. Bilançosuyla ilgili olarak sıkılaşma, daraltma politikasına yönelik net bir ifade bekledi. Ama bunu söyleyemedi Powell. Niçin söyleyemedi? Çünkü 50 milyar dolarlık her ay ve yıl bazında 600 milyar dolar civarında bir bilanço küçültmesine gitmeyi planlayan FED, son günlerde acaba bundan da mı vazgeçecek şeklinde bir takım beklentiler oluşmaya başlamıştı. Her ne kadar buna dair bir sarı ışık, bir yeşil ışık yakmış olsa da çok net bir şekilde bilanço daraltmasıyla ilgili olarak bu konuyu halen tartışmakta olduklarını, kendi kurmaylarıyla ilgili olarak net bir görüş birliğinin olmadığını ama koşullar ve şartlar gerektirirse bu bilanço daraltmasına da ara verileceğine veya iptal edileceğine dair de bir yaklaşım gösterdi. Şimdi arkadaşlar, bütün bunlar neyi ifade etti biliyor musunuz? Bütün bunlar FED'in piyasayı dinlemekte olduğu ve de piyasanın hoşuna gidecek açıklamaları yapmak ihtiyacını hissettiğini yansıttı. Aslında FED veya Powell şu ifadeye de çok net yer verdi. Sürekli olarak sabırlı olacağız dedi.
ve sürekli olarak bekle gör politikasını izleyeceğiz dedi. Yani piyasalara bakmayacağız ama rakamlara bakacağız dedi. İşsizlik verisine bakacağız, gelecek olan enflasyon verisine bakacağız ve buna göre politikalarımızı belirleyeceğiz dedi. Aslında bu yaklaşım birazcık da yuvarlak bir yaklaşım. Elbette ki gelecek olan veriler politikaları etkileyecektir. Ama bir taraftan her şeyin mükemmel olduğunu söyleyerek bugün için yeni bir karar almak veya bugün için ekstra bir sıkıntı yaratacak, piyasaların rahatsız edebileceği bir karar almak noktasındaki düşüncelerinin olsa dahi, yani geleceğe dair olumsuz bir takım beklentileri olsa dahi, bunu hiçbir şekilde gündeme getirmeyip sadece ve sadece gelecek verilere göre ben kararlarımı şekillendireceğim ve sabırlı davranacağım, anlık karar vermeyeceğim şeklindeki ifadeleri bir manada Fed'in şu anki tabloyu çok pembe gördüğüne ve herhangi bir sıkıntının olmadığına dair bir beklenti yarattı. Ancak Fed bir manada kendi ülkeleri adına, Amerika adına bu olumlu tabloyu çizerken diğer yandan ilk defa şu söylemde bulundu. Avrupa'da işler iyi gitmiyor dedi. Avrupa büyüme noktasında sıkıntılar yaşayacaktır dedi. Ve Çin ile aralarındaki ekonomik savaşların ise bir endişe verici, bir sorun yaratıcı faktör olarak kalmaya devam ettiğini de söyledi. Yani arkadaşlar, Jeremy Powell aslında her şeye değindi, her konuya değindi ve birçok riskleri dile getirmiş olsa da sabırlı davranacağız veya gelecek olan verilere, rakamlara göre politikalarımızı belirleyeceğiz demek suretiyle birçok noktada açık kapı bırakmış olsa da sadece ve sadece piyasalar anlık bir şekilde duymak istediği bir takım verileri duydukları için böylesine önemli bir tepki yarattı. Bu tepkinin ne kadar süreceği veya sürmeyeceği tartışma konusudur. Örneğin arkadaşlar, eğer piyasa Powell'ın açıklamalarını çok net ve de çok kararlı açıklamalar olarak görmüş olsaydı, gereğinden fazla bir prim tanımış olsaydı, bugün şu paritenin, yani 1.1478'den 1.15'lere yaklaşmış olan euro dolar paritesinin 1.15'leri çoktan aşması gerekirdi. Hatta 1.16'lara kadar yaklaşmış olması lazımdı. Ama bir gerçek var ki Powell'ın açıklamaları sonrasında ilk defa, Powell yaklaşık bir yıldır görevde ve Powell her açıklama süreci sonrasında, hatta göreve geldiği ilk dönemlerdeki toplantısında bile ABD endekslerinin %4'lere varan bir düşüş yaşadığına tanık olmuştu. İlk defa Powell böyle yumuşak bir söylemde bulundu, bu kadar yumuşak açıklamalarda bulundu. Her ne kadar belirsizlikleri çok fazla yansıtan, birçok kapıya açık nokta bırakan bir açıklama olsa dahi piyasa bu açıklamaları çok olumlu buldu. ABD endeksleri %2'lere ulaşan bir prim yaşadı. Niçin? Parasal sıkılaşma azalacaksa likidite imkanları artacak demektir. Likiditenin var olduğu yerde de para elbette ki borsaya da gidecektir. Bir diğer taraftan ise doların, yani piyasada bollaşacak olan doların ABD nezdinde veya gelişmiş ülkeler paraları, para birimleri nezdinde değer kaybedecek olması durumu önemli bir unsurdur ama bunu farklı bir boyuttan değerlendirmek de gerekiyor arkadaşlar. Zira biz genel olarak doların dünya piyasalarında değer kaybettiği dönemlerde iç piyasada aslında değer kazandığına da çok defa tanık olmuştuk. Çünkü dolar bir şekilde kendi ülkesinde veya büyük para birimleri karşısında değer yitirirken farklı para birimleri karşısında kazanmak ve bu şekilde bir gelir elde etmeyi de hedefleyebilmekte. Sevgili arkadaşlar, Fed bu noktaya nasıl geldi? Trump'ın Aralık ayında yapmış olduğu bir açıklama vardı, bir tweet vardı ve Fed'e açıkça aba altından bir sopa göstermek kaydıyla dedi ki, arkadaş bir yanlış daha yapma, piyasaları hisset, likiditeyi artır, faizleri artırma. Ve bilanço daraltmanı da 50 milyar dolar seviyesinden aşağılara çek. Hatta bunu durdur. Yani Trump Fed'in sıkı bir politika izlemesinden çok ama çok rahatsız ve piyasalarında bundan hiç hoşlanmayacağını ifade etti. Ve yine bir başka tweetinde, eğer Fed bu politikalarını devam ettirirse
O günlerde çok sıkıntılı günler yaşayan ABD endekslerine atıfta bulunmak kaydıyla bu endekslerin ABD borsalarının çok daha vahim durumlara düşebileceğini bugünleri de ararsanız şeklindeki bir ifadeyle açıkladı. Ve arkadaşlar, zannediyorum ki Trump'ın bu açıklamalarının da etkisiyle sizlere son 2-3 gündür aktarmış olduğum tüm analizlerimde vurgulamış olduğum bir detay paralelinde diyorum ki merkez bankaları piyasaların kulağına hoş gelecek, piyasaları memnun edecek açıklamalar yapıyorlar. Ama bir şekilde de kendilerine bir açık kapı bırakarak diyorlar ki gelecek olan verilere göre fikirlerim değişebilir, kararlarım değişebilir. Yani bir anlamda anlık mutluluklar yaşatmaya çalışıyorlar. Bu nedenle sevgili arkadaşlar, ben gerek Fed olsun, gerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olsun, neresi olursa olsun merkez bankalarının son günlerde yapmış oldukları açıklamaları dikkate alarak ne önümü görebilirim ne de 3-5-6 ay sonra şu nesne şu olur, bu buna iner, buna çıkar gibi bir yorumda bulunabilirim. Kendileri dahi bilmiyorlar 2 ay sonra ne olacağını ve bunun içinde bekle gör politikasını izleyeceklerini söylüyorlar. Sadece şu an için tablonun iyi olduğuna dair iyimser bir manzara, iyimser bir perspektif çiziyorlar. Ama 3-5 gün sonra gelecek olan bir veriye bağlı olarak da çok farklı bir şeyler yapabileceklerinin de mesajını gizli kapaklı vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ay sonra veya 1 ay sonra her neyse belli bir süre sonra ABD Merkez Bankası Başkanı Powell çıkıp da diyebilir ki evet ya ben Ocak ayında şu şekilde bir açıklama yapmıştım ama görüyorsunuz gelen veriler iyi gelmedi. İşsizlik şöyle geldi, bilmem ne verisi böyle geldi. Bunun için de bunu yapmak zorunda kaldı. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, sonuç itibariyle tablo bu. Ben sizlere bu gelen verinin hemen ardından 5.21'ler seviyesine kadar geri çekilen dolar ve şu anda 5.23'ler civarında seyretmekte. Bu konuyla ilgili olarak yarın ne olabilir sorusunun cevabını şöyle vermek istiyorum. Evet, dolar TL genel olarak şu anda doların değer kaybediyor olmasının etkisi ve bu açıklamaların sıcak etkisini yaşamakta 5.20'lere yaklaşan bir geri çekilme yaşadı. Bir önceki analizde yaklaşık 1-1,5 saat önce vermiş olduğum analizimde zaten dolar TL'nin pivot seviyesi olarak da 5.23 ve 5.21'ler seviyesini sizlere vurgulamıştım. Ama çok hızlı bir değişim ve gelişim söz konusu olduğu için zannediyorum bu seviyeleri değerlendirmek mümkün olamadı. Değerli arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz grafik 19 Aralık tarihinde yani bir ay önce yine Fed'in Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası toplantısının olduğu bir tarihti. Ve o tarihlerde arkadaşlar dolar TL'nin 5.39'lar 5.40'lar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve Fed'in kararını açıklamasıyla birlikte ve yine bir takım güvercin konuşmalar, güvercin açıklamaların var olmasıyla birlikte dolar TL'nin çok hızlı bir şekilde 5.21'lere gerilediğini, hemen bir gün içerisinde 5.21'lere gerilediğini ama ardından da tekrardan 5.30'lara doğru bir atak yaptığını ve bu seyrin 5.30'lar civarındaki seyrinde geri kalan günlerde devam ettiğine tanık olmuştuk. Bir anlamda bir ay önce Fed kararının hemen ardından yaşanan 5.30 üzerinden 5.20'ye yönelik geri çekilme senaryosunu şu anda da aynen gördük. Ama geçen ay ne olmuştu? 5.20'ye yönelik geri çekilme sonrasında tekrardan dolar TL'nin 5.30 ve hatta 5.30'un üzerine doğru atak yaptığını, 5.20 aşağısına gelmediğini gördük. Benzer tablo yine söz konusu olabilir mi? Şahsi kanaatim yine benzer tablonun söz konusu olabileceği yönünde. 5.20'nin aşağısına gelmek istemeyen bir dolar seyrinin yarın ve önümüzdeki günlerde devam edebileceğini düşünüyorum. Tabii ki teknik olasılıklar 5.20'nin aşağısında 5.18'ler, 5.17'ler gibi noktalara da işaret edebiliyor. Ama bu noktalar görülecek bile olsa anlık ve saniyelik bir şekilde olabileceğini, 5.20 desteğinin kırıldığı, artık daha aşağılara gidileceği yönünde çok net bir algının oluşabileceğini beklemiyorum. Zira sizlere Merkez Bankası'nın dolar TL üzerinde yapmış olduğu işlemlerinde son birkaç gündür mevcut ılımlı son derece rahat havada bile short pozisyonlarını artırarak bu dolar kurunu 5'lere doğru yaklaştırabilme imkanı olmasına rağmen veya bu hususta bir çaba, bir gayret gösterebilme şansı olmasına rağmen bunu yapmadığını, bundaki en önemli amacın da Merkez Bankası'nın bile doların daha da aşağılara gelmesini arzu etmediğini.
Çünkü piyasadaki ihracat ve ithalat dengesi bakımından doların çok fazla değer, TL'nin çok fazla değer kazanması da şu anda ekonomi için çok da iyi bir şey değil. Zira ihracat yapanlar kadar ithalat yapanlar da bulunuyor. Bir anlamda ekonomik dengelerimiz bu ikisi arasında ve cari açık durumumuzda bu tabloya göre şekillendiği için doların bir yerlerde dengelenmesi Merkez Bankası'nın da arzu ettiği bir tablodur. Bu açıdan ben doların çok da aşağılara gelmeyeceğini veya beşli seviyelerin altına inmeyeceğine dair fikirlerimi beyan ederken sizlere bu konulardan da bahsediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak tablo bu şekilde. Belirttiğim gibi yine 5.20'nin aşağısına gelmeyen bir görüntüyle bu ABD Merkez Bankası kararının ardından dolar TL'nin tekrardan toparlanma eğilimi içerisinde girme olasılığını şahsi düşüncem olarak yüksek görmekteyim. Şimdi arkadaşlar günlük grafiğe dönelim ve sizlere canlı bir şekilde genellikle gece 24'ten sonra Twitter'dan aktarmış olduğum bilgiyi buradan vermiş olayım. Dolar TL'nin 30 Ocak tarihini 5.2658 seviyesiyle burada zannediyorum bir veri eksikliği oluştu. Kapanış verim. Evet 5.2298, 5.23. Evet 5.23 seviyesiyle dolar TL'nin kapanış yaptığını, yani 30 Ocak tarihini bu şekilde kapanış yapmasını görüyoruz. Pivot seviyemiz arkadaşlar yarın için 5.2503'tür. 5.25 seviyesinin aşağısında kalındıkça 5.1752 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme olasılığı olabilirmiş. Yani 5.25'in üzerine çıkamadıkça yönümüz aşağıdır ve bu aşağı yön 5.20 bir psikolojik destek olmakla birlikte eğer 5.20'nin aşağısına da inilecek olursa 5.17-5.18'lere kadar bu geri çekilme olasılığı teknik olarak mevcut imiş. Tabii ki bu teknik olasılığın mevcut olması mutlak surette bu seviyelerin görüleceği anlamına gelmez. Sadece teknik göstergeler bunu ifade ediyor. Eğer ki 5.25'in üzerine tekrardan yönelir ve bu seviye, bu pivot seviyesinin üzerinde kalmaya devam edersek 5.28 ardından da 5.36 seviyeleri teknik olarak mümkün olabilecek seviyeler şeklinde gündemde. Evet biliyoruz 5.30 seviyesi önemli bir destek ve aynı zamanda da kısa vadeli bir direnç özelliğini devam ettiriyor. Sevgili arkadaşlar dolar TL ile ilgili olarak şu an söylenecekler bunlardan ibaret. Fed kararı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon kararı sonrasında gelen ılımlı ve iyimser açıklamaların sıcak etkilerini yaşamaktayız. Ancak dolar TL'nin aynı zamanda Merkez Bankası'nın biop pozisyonlarını bugün son kapanış Ocak ayı vade itibariyle son kapanış günü olması gereği de ekstra bir baskı altında olduğunu sizlere hatırlatmıştım. Yine görüşlerimi tekrar ediyorum. Fed'in bu açıklamalarına rağmen bir önceki analizimde belirttiğim gibi 1 Şubat tarihinden itibaren ve Şubat'ın önümüzdeki süreçteki devamında da dolar TL'de olumlu bir eğilimin olacağını, aşağı eğilimden ziyade yukarı eğilimi daha yüksek oranda gördüğümü şu an içinde bulunduğumuz 5.20 yakınlarındaki seviyelere rağmen söylüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz dolar TL için 5.30-5.40'ların üzerine çıkıldığı zaman derhal 6'lar 6.5'lar zikrediliyor. 5.30'un aşağısına inildiği zaman da ise 5 olacak 4.5 olacak gibi söylemler söz konusu olabiliyor. Bunun bir denge noktasını bir türlü yorumcular ve analistler bulamadılar ama ben genel görüşlerimde kararlı ve istikrarlı kalmaya devam ediyorum. 5.30 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu, bu seviyenin aşağısına 5-10 kuruşluk geri çekilmeler olsa bile tekrardan bu seviyenin destek yapılmak adına üzerine çıkılabileceğinin her an mümkün olabileceğini sizlere ifade etmek istiyorum şahsi düşüncelerim olarak. Bir de arkadaşlar borsa konusuna değinmek istiyorum. Gelen bu açıklamalarla birlikte Fed'in bu beklenmedik kadar yumuşak söylemleri sonrasında faiz artırımlarını yapmayacağına dair çok net söylemleri sonrasında Nasdaq'ın, Dow Jones'un ve S&P'nin ciddi bir atak yaptığına tanık olduk. Zira artık ABD'de kalmak istemeyecek olan doların gelişmekte olan ülkelere yayılacak olabileceği beklentisiyle zaten son birkaç gündür bu beklenti ciddi bir şekilde mevcuttu. Bu beklentiyle yarın da endekslerin oldukça güzel bir görünüm içerisinde olabileceğini tahmin ediyorum. Bugün arkadaşlar 104.800'lere yönelik bir atak olduktan sonra 104.000 üzerinde bir kapanış
gerçekleşti. Şurada görmekte olduğunuz 61.8'e denk gelen Fibonacci direncimiz 107.400 noktasında. Arkadaşlar özellikle ve özellikle 106.500 ila 107.500 aralığını ben endeksin şu ana kadar hiç soluklanma yaşamaması, sadece ve sadece seans içinde veya gün içinde ara düzeltmeler yaşamış olması nedeniyle bu hızlı yükselişte bir mola, belki de bir realizasyon süreci olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu nedenle FED kararı sonrasında bugün için endekste yaşanabilecek olan coşkulu bir açılış söz konusu olur ise, 104.000 üzerinde 106.000 lira yönelik bir atak söz konusu olur ise, işte bu 106.400 ile 107.200 aralığı oldukça riskli ve tehlikeli bir bölge olabilir. FED'den gelen bu olumlu haberler kullanıldıktan sonra beklenti bitti şeklindeki bir yorumla, bir bahaneyle kar satışlarının gelme olasılığını dikkate almakta yarar bulunuyor. Elbette ki bilemem, şu noktadan kesin olarak satış gelecektir, şu noktada bu olacaktır demek tabii ki mümkün değil. Ancak sevgili arkadaşlar, bu FED kararı sonrasında bu kararı örneğin yarın ilk seans kullanıp ikinci seans bir satış sebebi, artık beklenti bitti, yeni bir hikaye kalmadı veya çok sıcak bir hikaye kalmadı gibi bir düşüncesiyle bir kar satışı pozisyonu gelebilir. Endeksle ilgili olarak çok ayrıntılı bir analizi zannediyorum yarın akşam diye vereceğim. Yalnız kar satışı gelebilir derken de bunu endeksin 100 bin aşağısına geleceği, endeksin çökeceği, göçeceği şeklinde çok karamsar bir ifade olarak yorumlamayınız. Çünkü arkadaşlar, net olarak endeksle ilgili olarak son yorumlarımda sizlere şunu anlattım. Dedim ki bu hızlı yükselişten dolayı küçük yatırımcı yükselişe katılamadı, iştirak gösteremedi. Şimdi mi alsam, biraz düşer mi, biraz geriler mi gibi durumlar oldu ve yabancı yatırımcı bu yüklü pozisyonunu satabilecek müşteri aramak durumunda. Bunun için de küçük yatırımcının endeksin artık 100 bin aşağısına gelmeyeceğini ve yaşanan geri çekilmelerin bir alım fırsatı olduğunu düşünmesi gerekiyor. Bu düşünceyi küçük yatırımcının beynine empoze edebilmek için de bir takım realizasyonlar olacaktır. Bu noktanın da 106.500 ila 107.500 aralığı olabileceğini ve gelecek olan bu realizasyonun ise 103.000'ler, 102.500, 103.000 bölgesine kadar devam etme ihtimalinin var olduğunu belirtmek istiyorum. Endekse duyarlı hisseleriniz var ise, özellikle bankacılık sektörüyle ilgili hisseleriniz var ise 106.500, 106.400 ve 107.400 aralığını mutlak surette çok ama çok yakından izlemenizde, olası bir geri dönüş tablosuna karşı tedbirli olmanızda, stop loss kurallarınızı uygulamanızda büyük yarar görmekteyim. Sevgili arkadaşlar, bu endeks, bu grafik ise bankacılık endeksini göstermekte ve bankacılık endeksinin şu anda yaklaşık %50 Fibonacci seviyesi olan 143.000 noktasına doğru ilerlemekte olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bu 143.000 noktası da aynı zamanda endeksin yaklaşık 106.500-107.000 seviyelerine denk gelmekte. Bu tabloda bize gösteriyor ki güçlü bir seyir içerisinde olan bankacılık endeksinin endeksi sürükleyen faktör olma özelliğini zaten biliyorsunuz. Bankacılık endeksi önderliğinde bugün bir coşku, bir atak ve Fed'in de tabii ki açıklamaları paralelinde söz konusu olabilir ama şu noktaya gelir iken artık burada bir zorlanma yaşayıp da tekrardan %38.2'yi temsil eden 131.000-132.000 civarlarına, yani bir 7-8.000 puanlık bir realizasyon yaşama ihtimalini bankacılık endeksi bazında söylüyorum arkadaşlar, dikkate almakta yarar bulunuyor. Bu realizasyon ise endeksi dediğim gibi 102.500'ler, 103.000'ler civarına geri çekebilir. Belki de 102.000'e kadar devam edecek bir geri çekilme durumu olabilir ve ondan sonra endeks 100.000'e bile yaklaşmadan bir geri dönüş yaşadı mesajını veya resmini insanlara, küçük yatırımcıya, özellikle küçük yatırımcıya verebilmek bakımından böyle bir durum olabilir. Bu riski, bu ihtimali dikkate almanızda yarar görmekteyim. Endeksin yaklaşık 20 gündür bir teviye soluksuz bir yükseliş içerisinde olduğunu ve bu tarz soluksuz yükselişlerin ise hiçbir enstrüman için teknik manada olumlu değerlendirilemeyeceğini, muhakkak bir soluklanma, bir dengelenme, bir konsolidasyon sürecinin olması gerektiğini hatırlamanızda yarar buluyorum.
Sevgili arkadaşlar, piyasalarla ilgili olarak görüşlerim bunlardan ibaret olup dediğim gibi endekse dair ayrıntılı bir analizi muhtemelen yarın aktaracağım. Yapılan yorum ve analizlerden anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Ve bu arada gün içerisindeki anlık yorum ve analizlerden istifade edebilmek bakımından da @halukcanberk Twitter adresimi takip edebilirsiniz. Efendim, iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum. Umuyorum yarın çok doğru kararlar alabildiğiniz ve bol kazançlar elde edebildiğiniz güzel bir gün olsun. Hoşçakalınız.